Artı TV'den hepinize merhabalar. Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de Baskın Orhan'la birlikte içli dışlı programında Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemini ele alacağız. Ama tabii seçim dönemi, şimdi iki seçim arasındayız ve dış politikaya biraz ara verdik hocamızın esas uzmanlık alanı olan. Hocam bir seçim geçirdik. Bu seçim için yorumlarınızı rica ediyorum ama artı gerçekte yazdığınız bir yazı var ki bence seçimi en iyi anlatan yazılardan biri olduğunu düşünüyorum. Birazdan da ilk yorumdan sonra o yazının detaylarına gelip biraz vatanseverlik ve milliyetçilik üzerine de konuşalım istiyorum. Buyurun. Yani o kadar ilginç bir seçimdi ki Erdoğan'ın yarattığı ekonomik sıkıntı ve onun rezil sonuçları kendisine oy olarak döndü. Neden? Çünkü insanlar özellikle dış işgal, ekonomik sıkıntı gibi vahim durumlarda lidere sarılırlar. Lider burada Erdoğan. Erdoğan kendi yarattığı ekonomik sıkıntılar sayesinde milliyetçilik üzerinden oy topladı. Olay budur. Hocam burada milliyetçilikle vatanseverliği de biraz açabilir miyiz? Hem bunun yabancı karşılıklarını da söyleyerek ikisi çünkü birbirine karıştırılmaya çok müsait. Onu da bir açalım istiyorum. Yani vatanseverlik, yurtseverlikin yabancı dilde karşılığı patriotizm. Patri malum Fransızca vatan demek. Milliyetçilik, nationalism, nasyonalizm. Bunların arasında çok ilginç bir ilişki var. Şöyle ki, yani ayrılık ve ilişki. Vatanseverlik, kendisine benzeyenlerle birlikte olmak, kuvvet almak demek. Milliyetçilik kendisinden farklı olanları şeytanlaştırmak suretiyle kuvvet almak demek. Onun için milliyetçiliği sakın ha yurtseverlikle karıştırmamak lazım. Olay bu. Milliyetçilik zor zamanların, kıyamet günlerinin morfinidir. Acıları hafifletir. Afyonu veyahut. Hocam Marx gibi konuşuyorsunuz valla. Ha, o din için söylemişti bunu. Vallahi din de tabii ki milliyetçiliğe çok katkı yapan bir ideoloji. Özellikle İslam ülkelerinde ve Türkiye'de. Dikkat et bak, milliyetçilik denmez bizde. Milliyetçilik mukaddesatçılık denir. İki kelime bir ara, iki kavram bir arada kullanılır. Olay budur, Bilge Hanım. Hocam şimdi biz sizinle yaptığımız en son programda da ayrıca bu süreçte de yani seçimi bir süreç olarak ele alırsak seçimin bir öncesi var, kampanya dönemi, seçim günü var ve ondan sonra da oyların sayılmaya başladığı bir sayım süreci var. Bunların hepsini seçim olarak düşünebiliriz. Bu seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben kendi adıma çok başarılı bir kampanya yürüttüğünü düşünüyorum ve sonuç ne olursa olsun kendisinden de razıyım. Yani bence çok iyi bir kampanya yönetti. Ama asimetrik olarak öyle bir iftira ve doğru olmayan ve artık onların sevdiği tabirle belki de dezenformasyon dememiz gereken öyle bir tacize maruz kaldı ki günün sonunda biz olmayan uçak gemisini işte TOGG'u falan başka projelerin ekonomik sıkıntının önüne koyduk bir hayali beka meselesi üstünden de seçmen sandığa gitti gibi gözüküyor. Siz Kemal Bey'in bu seçim sonucunu böyle bekliyor muydunuz? Kemal Bey'in nasıl görüyorsunuz? Bir de bu iki seçim arasında konuşalım istiyorum biraz. İki seçim arasında nasıl görüyorsunuz? Son söylediklerin dalgaya vurdu, şey yapılmadı, anlaşılmadı. Hocam Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu seçim öncesi dönemde yani sonuç ne olursa olsun ben kendi adıma kendisinden razıyım yani ben başarılı bir seçim kampanyası yürüttüğünü düşünüyorum.
Siz nasıl buldunuz? Ve bir sorum da tabii bu iki seçim arasında söylemin biraz değiştiğini görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak istersiniz? Sinir konusunda ki kampanyayı seçime kadar 14 Mayıs'a kadar kampanyayı yürütmek konusunda çok iyi. Kendisini de aştı. Fakat bu 14 Mayıs seçimlerinden sonra kim akıl verdiyse milliyetçiliğe vurgu yapmaya başladı. Milliyetçi kavramlara vurgu yapmaya başladı. Mültecilere karşı konuşmaya başladı. Bunlar, şimdi bak Bilgehan, şöyle bir kural vardır, genel geçer bir kural bütün dünyada. Hiçbir zaman bir işin kopyası o işin orijinali kadar güçlü olamaz. Burada çeşitli nedenlerle Kılıçdaroğlu bir tür kopya çıkmaya başladı. Bu Erdoğan'a yarar. Bu milliyetçilik temasını kullananlara yarar. Bunu yapacağına Erdoğan ikinci turda da çoğunluğu aldığı takdirde Türkiye'nin ve özellikle Türkiye ekonomisinin nasıl bir felakete gideceğini vurgulamak olmalıydı. Hocam bir de Çünkü burada bence çok özür dilerim lafınızı kestim ama bir yanlış beklenti olarak da bazı milliyetçi isimlere yani yönelindiğini ve hani onların dümen suyuna girersek sanki seçim çok rahat kazanılacak işte 50 üstüne doğrudan geçebileceğiz gibi bir varsayım olduğunu düşünmekten çekiniyorum açıkçası. Böyle olmadığını umuyorum. valla bilemem hangi figürlerden bahsettiğini veyahut da hangi figürlerin kopyasının yapılmaya çalışıldığını. Ama karşı tarafın argümanlarını tekrarlamak karşı tarafı yenmek için yeterli değildir, hatta zararlıdır. Hocam Bu dün Murat Sabuncu'nun T24'te bir yazısı vardı. Benim de yani kendisiyle de konuştuğumda çok katıldığım bir yazı. Şöyle söylüyor yani özünde seçimi kazanmak çok önemli. Hatta belki Türkiye'nin beka sorunu seçimi kazanmak. Ama bu seçimi kazanırken de belli ilkelerden taviz vermememiz lazım. Yani bu ilkeleri biz tümüyle yok sayarak seçimi kazanacaksak o zaman zaten bunca çabayı boşuna vermişiz diye bir endişem var benim. Siz paylaşır mısınız? şimdi bu doğrudur bu. Bu tamamen doğrudur. Fakat bu seçim sonrasıyla esas olarak ilgili bir argüman. Diğer yandan Mehmet Yılmaz'ın Oksijen'de çıkan yazısı var. Bunun yanı sıra eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yazacaklarım moralinizi bozacak ama yazmak zorundayım. Ve ekonomist Murat Kubilay'ın ekonominin geldiği içler acısı durum adlı yazıları ilk şeyden sonra efendim söyleyeyim o 28 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin korkunç bir ekonomik kriz içine gireceğini gösteriyor. Şimdi şöyle açık ve dürüst olalım. Bu durumda Kılıçdaroğlu kazansa yaklaşık bir sene sıkıntı çekecek Türkiye. Yalnız o sıkıntıdan sonra rahatlayacak. Oysa Erdoğan kazanırsa bugün ya duydun mu şeyin ne dediğini, Nebati'nin ne dediğini, nasıl bir müjde verdiğini, Hocam o müjdeyi 5 yıl duydum. Çok sevindim. Başım göğe erdi benim de. Çok büyük bir müjde. Sağ olsun, var olsun. 5 yılda yeni doğacak çocukları Erdoğan'ın yönettiği dönemde doğacak diye bir müjde verdi. Ya bu iktisadı götüren adam. Şimdi tekrar
iktisadı götürme mevkiine getirirler mi getirmezler mi, çünkü çok suyu çıktı. Ama Hocam bir önemli değil. nebati gelir, bin nebati gelir ya. Aynen, bir nebati gider, başka nebati gelir. Çünkü ipler Erdoğan'ın elinde. Ekonomist Erdoğan var ya. Ha, onun elinde. Faiz sebep, enflasyon neticedir diyen adam. Onun için Kılıçdaroğlu'nun diğer parti liderlerinden de onay alan taktiği, Erdoğan geldiği takdirde nasıl bir korkunç duruma esnafın, işçinin, patronun, bak bankalar zangır zangır titriyor ha. Bunlara devlet tahvilleri sattılar 5 kuruşluk faizle. Şimdi onlardan nasıl kurtulacağını bilemiyorlar. Bu arada hataları yapmaya devam ediyorlar ama hemen geri alıyorlar. Çünkü seçmen üzerinde çok kötü etki yapacak. Neden bahsediyorum? Rakit avans. Nakit avans hikayesi. Önce nakit avansı yasakladılar. Kredi kartlarıyla nakit avans çekilmesini. Ondan sonra baktılar, insanlar borcu borçla kapatıyorlar. Almasında ne yapsın avans? Kendisine oy vermez diye derhal geri çektiler onu. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Tabii biraz spekülatif olacak ama bence bu kararı verenler seçimi kazanacaklarını düşünerek bir hafta öncesinde verdiler. İki seçim arası olunca öyle bir keyfiyet var ki bu kararı geri alacak bir irade bulunamadı. Ve şimdi seçimden sonra yeniden bu kararı vermek üzere şimdilik geri aldıklarını düşünüyorum. Merkez Bankası'nı Merkez Bankası'na aldırdılar. Hocam ama Çünkü Merkez Bankası'nda öyle bir iktisat profesörümüz var ki bence dünyaya nizam vermesi gereken biri. Onda çok muvaffak oldu gerçekten geldiğinden beri yaptığı uygulamalar ve söylemleriyle. ya neyse, bu karıştırma bunları. Özet olarak her şeye karar veren Erdoğan olduğu gibi ekonomiye de karar veren Erdoğan, ki ekonomiye hiç haberi yok. Hiç mi hiç haberi yok? Eğer haberi olsaydı şu kadarcık Türkiye'nin ekonomisi bu durumda olmazdı. Şimdi tekrar seçilirse ört ki ölem. Bunun üzerine kurması lazımdı Kılıçdaroğlu'nun şeyini, kampanyasını. Ama burada söylemin biraz daha Erdoğan'ın söylediklerine cevap niteliği taşıdığını görüyorum ben iki seçim arasında. Yani terörle aramızda mesafe var, terörün tam karşısındayız, terörü bitireceğiz. Bununla beraber işte Suriyeliler gidecek. İş dönüp dolaşıp bir Suriyeliler gidecek mi kalacaklar mı gibi bir referanduma götürülmek isteniyor gibi düşünüyorum ki bunu da açıkçası hiç tasvip etmiyorum. Ben yani herhangi bir insan grubunu sadece bir ırka mensup olduğu için yani gitsin kalsın demenin de artık 2023'te yer olmadığını düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun, ne diyeyim? Ben tekrar edeceğim daha önce söylediğimi. Hiçbir kopya aslı kadar iyi değildir. Güçlü değildir. Beni açısından üzen şeylerden biri de şu oldu. Yani bu konudaki yorumunuzu da çok merak ediyorum açıkçası. Ümit Özdağ geçen gün bir tweet attı veya dün. Dedi ki gözlerimi kapattım, Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Sanki ben konuşuyorum gibi hissettim. Biz yani dönüp dolaşıp ülkeyi Erdoğan'dan kurtaralım derken Ümit Özdağ'ı bırakacaksak da o zaman sizin tabirle çekiver kuyruğunu gitsin diyesim geliyor. Kardeşim, %5 ve %1 oy almış olan insanlar etkiliyor şu anda olayı. Hem AKP'yi hem CHP'yi. Böyle şey olur mu ya? Ayrıca bak, hadi şey, ne derler ismine, çekildi. Bir tane çekildi.
ince çekildi. Ümit Özdağ'ın adamı olan neydi adı? Sinan Oğan. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan %5 almış. Ya ne demek %5? Yani anlamıyorum. Eğer Sinan Oğan'a dedi ki Sinan Oğan yabancılara verdiği demeçte ben dedi Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken niye bakanlıkla yetineyim? Şimdi piyasa yükseltiyor. Ve hemen karar vermiyor. Gelecek hafta karar vereceğim diyor. Şimdi nereden geliyor bu Allah aşkına kendine bu güven ve bu güç vehmi? Çünkü Sinan Oğan kendisine oy veren %5'e bu oyu Millet Partisi ittifakına vereceğiz dese verecekler mi? Onların iradesini mi temsil ediyor? Bir anne baba ilkokuldaki çocuğun iradesini temsil ettiği gibi din dersleri alacak mı almayacak mı ana baba karar veriyor. Böyle mi oluyor yani? Nasıl güvenebiliyor böyle? Ve de muhalefet nasıl inanıyor bunun böyle olacağına? O %5 oyu kendisine getireceğini. Bu arada tabii şöyle bir şey de gördüm ki bazı insanlarda artık ideolojik değil psikolojik bir mesele var. Mesela Memleket Partisi'nin en önde gelen isimlerinin kısmı azamı diyeyim eski tabirle büyük çoğunluğu Erdoğan'a oy vereceklerini açıkladılar bu seçimde. Başta milletvekili adayı, birinci sıra adayı ve Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan olmak üzere. Şimdi böylesine bir kibir ve ben olmazsam her şey yansın tavrını da nasıl yorumlayacağımızı anlamıyorum. Onların bir bölümünün Sinan Oğan'a gittiği belli. Ama bu seçimde gelecekler mi gelmeyecekler mi onu da bilmiyorum. Oraya çok bel bağlamamak lazım gibi düşünüyorum. Yani psikolojik derken de herhalde şu geliyor insanın aklına. Her zaman azınlıktan yana oldum. Şimdi de çoğunlukta yana olayım. Bir rahat nefes alayım yahu diyenler var. Ve az değil bunların sayısı. Ama hocam şimdi meclis aritmetiğine bakınca da gerçekten Hizbullahçılar başta olmak üzere görülmedik ölçüde kadın düşmanı bir meclis var ki ortada. Bu da beni biraz korkutuyor açıkçası. Yalnız bak her şeyi kara olarak şey yapmak, takdim etmek bu iktidarın işine yarayacak bir şey. Unutmayalım. Bu seçimde yani geçtiğimiz seçimde 49,4 oy aldı Erdoğan. Oysa geçen seçimde yani 2018 seçiminde %52 oy almıştı. AKP o zaman 295 oy milletvekili çıkarmıştı. 295. Şimdi 266'ya indi ve 29 koltuk kaybetti parlamentoda. Üstelik bu arada tabii nüfus ve seçmen sayısı da arttı. Seçmen sayısı 4,7 milyon artmış 2018'den bu yana. Hani insanlar 18 yaşına geliyor falan filan ya. Tabii Cumhur İttifakı olarak da bir gerileme var iktidarda. 2018'de 344 milletvekili çıkarmış. Şimdi ise 323. 11 koltuk kaybetmiş. Bak burada şöyle bir şey var daha önce konuştuğumuz. İnsanlar başlarına bela gelmeye başlayınca milliyetçiliğe sarılarak kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Çünkü milliyetçilik ağrı dindirici bir şeydir. İflah olurlar mı peki? Hayır, olmazlar. Tabii ki olmazlar. Ağrı dindirici bir şeydir. Peki bu ağrıyı dindirmenin yöntemi nedir?
şefe biat etmek. Bak parti oy kaybediyor. Fakat şef kaybetmiyor. Yani partisi 29 oy kaybediyor. 29 koltuk kaybediyor. Kendisi ise %49 alıyor. Onun için bu şeyde seçim sonuçlarında katiyen umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bak söylenen çok önemli bir laf var. Onu burada tekrar edelim. Herkes bir kere daha, bir kere daha duysun. Burada katiyen %44, 45,4 ile %49 virgül 2'nin yarışması olmayacak. Burada sıfıra sıfırın yarışması olacak. Yani bu Erdoğan gitsin mi kalsın mı diye bir referandumdur. Referandumlarda da bir oy fazla alan kazanır. Seçim gibi değildir referandumlar. Referandumların farkı, plebisit, referandum, bunları pek fazla karıştırmayalım farklarını. Kalsın mı gitsin mi? Evet mi hayır mı? Şeyleridir, oylamalarıdır. Bunu çok iyi bilmeli insanlar, bunu çok iyi hatırlamalı, bunu hiçbir zaman unutmamalı. Yani 14 Mayıs seçimlerindeki durumun etkisi altında kalıp Erdoğan kazanır diye katiyen umutsuzluğa kapılmamalı. Gitmeyen de gitmeli sandığa. Ve biz biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'nu destekleyen fakat çeşitli nedenlerle sandığa gitmeyenler çok fazla. Buna çok dikkat etmek lazım. Hocam ilk turda bitiremedik ama ikinci turda bitireceğiz diye umuyorum. Bu E sizin işte. söyledikleriniz çok önemli ama yani sandığa gitmemek, yok tatile gidecektim falan gibi absürt bahanelerin arkasına sığınmamak lazım. Bak şimdi sınavlar da ertelendi 1 Haziran'a. Artık bu yahu bu hani bu bir vatandaşlık görevidir falan filan diyorlar. Ben böyle büyük laflar edilmesini istemiyorum. Bu vatandaşlık görevi değil. İnsanların kendi geleceklerini kurtarma fırsatıdır. Vatan matan tamam çok güzel. Ama her birey önce kendini düşünür. Doğru mu yanlış mı? Önce kendini düşünür. İnsanlar kendilerini düşünüyorlarsa oy sandığına gidip Erdoğan'ın karşısındaki Kılıçdaroğlu'na oy versinler. Budur olay. Hocam beklentinin altında oy alanlardan biri de Yeşil Sol Parti oldu. Mithat Sancar'ın böyle bir açıklamasını gördük. Özellikle Batı'da beklediğimiz kadar oy alamadık diye. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Birader hep söyledik. Tip yapmasın bunu dedik. Sırası değil Türkiye'yi solculaştırmanın değil, sosyalist yapmanın sırası değil. Bir işin ne olduğu veya bir sözün ne anlam ifade ettiğinden fazla o işin ne zaman yapıldığı veya o sözün ne zaman söylendiği önemlidir. Zamanlama dünyanın en önemli şeyidir. Onun için tip bu seçimlerde seçmemeliydi Türkiye'yi sosyalleştirmenin zamanı olarak. Diğer yandan bak Deva Partisi Başkanı Babacan kalktı dedi ki dün bugünkü haberlerde var. Anayasa yapımında Erdoğan'la birlikte hareket ederiz dedi. Ha, bunu neden dedi biliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme meylederse Erdoğan kendisine yardımcı oluruz. Kardeşim bu şimdi mi söylenir? Seçimler geliyor. Bu Erdoğan'a destek vermek anlamında yorumlayacak herkes bunu. Bir şey söylendiği zaman o şeyin ne olduğundan çok ne zaman söylendiği önemlidir.
Bu soru bugün Akşener'e yöneltildiğinde Meral Hanım da aynı şekilde cevapladı. Evet, doğru. Öyle cevapladı. Bu arada Yalnız hocam. o da hiçbir şey söylemedi birader. İki tane seçiminiz var deyip akla karayı karşı karşıya koydu. Babam da söyler bunu. Hocam bu arada bu tipe dair birkaç şey de ben söylemek istiyorum. Şimdi dediniz ya zamanlama her şeydir diye. Yani bugün Erdoğan'ın bütün Anadolu'da her yerde üstünde avaz avaz tepindiği, bağırdığı, çağırdığı, halkı bir araya getirdiği, tabanını konsolide ettiği sözlerin başında Diyanet İşleri'ni kapatacaklar geliyor. Ve bunu da tip söyledi Diyanet İşleri'ni kapatacağız diye bir açıklama yaptı. Ben Yani böyle onu büyük duymadım. Ben onu tabii duymadım. tipten Sera Kadıgil söyledi hocam bunu. İyi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız, İnanç İşleri'ni kuracağız dedi. Ha, çok Ve iyi. Erdoğan'ın Süleymaniye avlusu dahil olmak üzere her yerde söylediği bu Diyanet'i kapatacaklar argümanını ona altın tepsiyle verdi. Şimdi Diyanet İşleri ayrı bir fasıl. Yani bu daha uzun konuşulabilecek bir şey ama ya bu seçim ortamında rakip bu kadar zayıfken ona altın tepside böyle bir şey sunulur mu? Bu yani seçimde biz her aklımıza geleni bu kadar rahat söyleyebilir miyiz ya? Yani ne Ya kadar şimdi böyle yapar? Bilgehan, söyle bana, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı 1924'te, Mart 24'te kim kurdu? Mustafa Kemal Paşa kurdu. Atatürk yani. Bunu CHP mi kaldıracak şimdi, iptal edecek? Ama işte Burada... öyle bir algı yarattılar ki hocam sanki muhalefette mesela Millet İttifakı'nın metinlerinin hiçbirinde yok Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılacağı. Ama bunu söyleyen ne Davutoğlu, ne Karamoğlu, ne Babacan, ne Akşener, ne Kılıçdaroğlu kimse böyle bir şey söylemedi. Hatta Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti de söylemedi. Ama gelip de bunu kendini diğer sol hareketlerden biraz ayırmak için ve işte biz her aklımıza eseni, her doğru düşündüğümüzü istediğimiz gibi söyleriz diye bunu ulu orta söylediğin zaman ne oldu? Anadolu'da insanlar bu korkuyu satın aldılar ve seçimde ben bu söylemin çok etkili olduğunu, muhalefete de çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Ve tipin bu yaptığı yanlış kararlarla hem listede hem ayrı olmaya çalışmakta hem de bu Diyanet İşleri'ni kapatacağız gibi açıklamalarla bu seçimde muhalefetin en büyük muhalefi olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'a çalıştılar. Halbuki derhal Diyanet İşleri Başkanı olarak gördükleri dünyevi düşünen bir kişiyi isim olarak ilan etmeleri gerekirdi. Somut bir biçimde. Diyanet İşleri Başkanı Erdoğan'a çalışmıştır. O gidecektir. Onun yerine İslam dinini ilerici bir din olarak algılayan şu kimseyi düşünüyoruz veya birisini düşünüyoruz diye konuşması lazımdı. Diyanet işlerini kaldırmayacağız demek yetmez. Somut konuşmak lazım. Hocam altılı masa içinde bunu aynen dediğiniz şekilde önerildiğini biliyorum ama altılı masada bu konuda tam bir mutabakat sağlanamadığı için bir karşı çıkış olduğu için şimdiye kadar yapılamadı. Yoksa bu önerildi. Birader, şey başta olmak üzere Akşener başta olmak üzere herkes biz vekaletnamemizi verdik, o ne derse o olacaktır dedi Kılıçdaroğlu için. Ona o laf nereye gitti? En önemli şey bu ya. Bak, tekrar söylüyorum. Yani bir tekrar tekrar söylemek doğru değil ama din ve milliyetçilik kullanılıyor iktidar tarafından. Bu silahı kullanmasına izin vermemek lazım. Ama tabii dincilik ve milliyetçilik yaparak değil, onun yaptığının bir aldatmacı olduğunu söyleyerek yapmak lazım. Milliyetçiliği İnsanları din ve milliyetçilik
milliyetçilik kullanarak siyaset yaptığını göstermek lazım insanlara. Dini siyasete alet ettiğini göstermek lazım. Milliyetçiliği daha radikal bir milliyetçilikle yenmek zaten bize hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bu tamamen doğru. Fakat daha önce söylemeye çalıştığım gibi bir şeyin taklidi hiçbir zaman o şeyin aslı kadar güçlü olamaz, etki yapamaz. Hocam peki ikinci tur için iyimserliğinizi koruyor musunuz? Kardeşim ben iyimser bir insanım doğuştan. Ayrıca burada şu anda kalkıp Millet İttifakı'nı ve liderlerini eleştirmenin zamanı olmadığı kanısındayım. Onları ben eleştiririm. Bugüne kadar eleştirdim. Defalarca da eleştirdik hocam bu programda. Seçimden sonra da eleştiririm, eleştiririz. Ama şimdi sırası değil. Sıra Kılıçdaroğlu'nun arkasında kenetlenme sırasıdır. Bitti. Bitti. Bu kadar basit. Aksi halde Erdoğan kazanırsa perişan olacağız en azından ekonomik olarak. Siyasi olarak hiç karıştırmıyorum. Oyacak siyasi olarak. Ben sadece ekonomik olarak söylüyorum. Çünkü insanlar çarşıya gittikleri zaman anlarlar durumu. Birçok insan. Çünkü ne yazı yazar, ne nutuk verir, ne demeç verir, ne makale yayınlar. İnsanlar haklı olarak çarşıya pazara gittikleri zaman anlarlar durumu. Onun için ekonomik olarak diyorum. Hocam Yoksa yazı yazan, konuşan, demeç veren, mesela Galatasaray'da her hafta toplanan anneler gibi olanlar ekonominin yanı sıra başka felaketler beklediğini biliyorlar kendilerini. öyle bir seçim kampanyası oldu ki iktidar sadece bize işte yerli otomobil, TOGG, İHA, SİHA ve savunma sanayini öne çıkarttı ve bütün kampanyasını bunun üstüne kurdu ve bir hayali bekar sorunu yarattı ortada. İkinci tura giderken de görüyorum, görebildiğim kadarıyla bu kez de depremzedeleri evden atıyorlar, sokağa atıyorlar diye yine oldukça ucuz. Ama bunlar işte bizim birlikteliğimiz sağlamıyorlar diye yine bir kara propaganda başladı. Umuyorum ki bu kez başarısız olur. Kim atıyormuş onları? Nereden? Hocam CHP'li belediyeler depremzedelerin yardımlarını kesip onları sokağa atıyorlarmış Sabah gazetesine göre. Bu doğru mu? Hiç sanmıyorum doğru olduğunu. Hocam Tam eskiden tersine, Fenerbahçe'de tam hocam tersine öğrenci yurtlarından çıkarmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı mı bakıyor? Kim bakıyorsa o yurtlara. Hocam eskiden Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu vardı. Hayim Revivo diye. Bu Revivo bir gün dedi ki ben dedi Türk medyasında tarihe bakıyorum dedi. Tarihi doğru attılarsa geri kalanına bakmıyorum. Çünkü en fazla tarihi doğru yazabilirler demişti. Ne Sabah yazarlar? gazetesine Pardon. ancak tarihi doğru yazar bunlar. Geri kalanına bakmıyorum demişti. Ben de Sabah gazetesi için benzer bir düşünceye sahibim. Vallahi bilmiyorum. Bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olmadığım konularda da yorum yapamıyorum. Hocam o zaman sizin iyimserliğinizle programı bitirelim istiyorum ama iyimser birkaç şey söyleyin öyle bitirelim. Yani bak derhal değiştirsin Kılıçdaroğlu söylemini. Öyle mültecilerden şunlardan bunlardan bahsedeceğine. Eğer Erdoğan kazanırsa nasıl bir ekonomik felaket geleceğine vurgu yapsın. Bunu yaparsa eğer çok umutluyum 28 Mayıs'tan. Ama çok somut bir biçimde yapsın bunu. Şu kadar eksi rezervdedir Merkez Bankası desin. Türkiye'nin hemen ödenmesi gereken kısa vadeli dış borçları şudur. Buna karşılık bütçeyi bırak, bütçe devamlı açık veriyor.
Ayrıca ithalatla ihracatımız birbirini tutmuyor diye anlatsın. Bunlara vurgu yapsın. İnsanların anladığı ekonomik sıkıntıdır. Yoksa siyasi baskı değildir. Anlatabiliyor muyum? 28 Mayıs'ta kazanma umudu vardır. Fakat muhalefetin ve Kılıçdaroğlu'nun söylemini iyi ayarlaması şartıyla. Daha vakit var. Bak bugün ayın 20'si. 8 gün var daha. Bir haftadan fazla var. Hocam sizin bu çağrınızın yankı bulacağına ve de muhalefet tarafından, muhalefetin karar vericileri tarafından da ciddiyetle ele alınacağına inanıyorum. Ve umudu hala koruyoruz, enseyi karartmıyoruz. O kesin. O kesin. Umudunu kaybeden baştan yenilmiş demektir. Bunu ben söylemiyorum. Bu dünyada her ağzını açan, her ağzı olan bunu söylüyor. Hocam hem size hem de izleyicilerimize iyi bir hafta sonu diliyorum. Seçime kadar haftaya bir program daha yapacağız. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sen de bilgi herkes. Hadi canım.